Kadınların iş hayatındaki başarıları, toplumsal gelişim için kritik bir rol oynarken, ne yazık ki birçok kadın, kariyer yolculuklarında cinsel taciz ve sarkıntılıkla karşı karşıya kalıyor. Çalışma ortamlarının güvenli ve saygılı olması gerektiği bir dünyada, bu tür davranışlar yalnızca bireylerin psikolojik ve fiziksel sağlığını tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda kadınların iş gücüne tam ve özgüvenle katılmasını da engelliyor. Bugün bütün detaylarıyla inceleyeceğimiz Celeste Manno olayıyla birlikte kadınların iş yerlerinde karşılaştıkları taciz olaylarını, bu konuda yaşanan sessizliği ve adalet arayışlarını ele alacağız. Celeste Manno, 22 Kasım 1996 günü, Avustralya Melbourne'de Tony ve Egi çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Alessandro isimli, onu çok seven bir abisi vardı. Büyüdükçe dans etmeyi çok sevdiğini fark eden küçük kız, hayatının her anında, arkadaş çevrelerinde popüler ve sevilen birisi olmuştu. Özellikle annesi onu çok seviyordu. 23 yaşına gelmiş olmasına rağmen, küçük meleğim dediği kızını her akşam kendi elleriyle yatırır, ona bir öpücük verdikten sonra iyi geceler dileyip kendisi de yatardı. Yine böyle gecelerden birinde anne Egi ve kızı Celeste, kelimenin tam anlamıyla korku ve vahşeti iliklerine kadar yaşayacaklardı. Sessiz Gece YouTube kanalının Kan Kokusu serisi hazırsanız başlıyor. Belgeselimize Haziran 2019'da yaşanan bir olay ile başlamamız gerekiyor. Celeste o dönemde bir çağrı merkezinde çalışıyordu ve başarılı giden kariyeri onu ekip liderliğine kadar yükseltmişti. Bir gün iş yerinde kısa bir süre çalıştıktan sonra performansından memnun kalınmayan bir adamın işten çıkışı verilmişti. Celeste bu adamı tanımıyor olmasına rağmen onun işini kaybetmesine gerçekten üzülmüştü. Ona herkes için uygulanan bir prosedür gereği kapıya kadar eşlik ettikten sonra ondan özür dileyerek elini uzattı. Adam Celeste'nin elini tuttuktan sonra onu biraz daha kendine çekerek selamlaşmanın biraz daha ötesinde sayılabilecek bir seviyede yanağından öptü. Bu Celeste'nin 35 yaşındaki Luay Nader Seiko ile ilk doğrudan karşılaşması olmuştu. Adamın bu samimi sayılabilecek öpücüğü Celeste'yi utandırmış, akşam eve geldiğinde annesine iş yerinde yaşadığı garip olayı her detayıyla anlatmıştı. Annesi pek bir şey düşünmeden kızına muhtemelen adamın ona aşık olduğunu söylemişti. Biraz güldükten ve sohbet ettikten sonra Celeste bunun zararsız bir tek taraflı aşktan başka bir şey olmadığına inanarak yaşanılan bu olayı geride bıraktı. Zaten kısa bir süre önce aynı iş yerinde çalıştığı Chris Risdale ile romantik bir ilişkiye başlamıştı. Ancak Nader kovulduktan birkaç gün sonra Instagram üzerinden Celeste ile iletişime geçti. Kadın gelen kutusunu kontrol ettiğinde seni düşünmeden edemiyorum ile gözlerini ve muhteşem gülümsemeni aklımdan çıkaramıyorum yazan iki mesaj ile karşılaştı. Bu durum karşısında endişelenen Celeste, bir kez daha olanları annesine anlatmış, yine bunun platonik bir aşk olduğu ve zamanla ilgisinin azalacağına inandığı cevabını almıştı. Oysa adamın ona olan ilgisi azalmak bir yana, giderek daha da samimi gibi gözüken mesaj bombardımanına dönüşmüştü. Bu mesajlardan bazıları, "Hayatım boyunca hiç kimse için böyle hissetmemiştim. Sana tamamen aşığım, senin tarafından büyülendim ve büyülendim. Sadece seninle olmak için hayatımı ve dünyamı sana verirdim" gibi sözler içeriyordu. Celeste bu mesajların üzerine kibar bir şekilde Nader'ın ona karşı beslediği duygularına herhangi bir karşılık vermediğini söyleyen bir mesaj attı.
Ayrıca onun yazdıklarından dolayı kendini huzursuz hissettiğini, bu sebeple kendisini rahatsız etmemesini de söyledi. Fakat reddedilmekten pek memnun olmayan adam, daha da fazla mesaj atmaya başlamıştı. Celeste, adama yalvararak kendisinin isteklerine saygı göstermesini ve onunla iletişime geçmemesini istiyordu. Nader bu istekler karşısında çirkinleşmiş, bir mesajında "Seni tüm kalbimle seviyorum, bu yüzden bunu söylediğimde beni affet ama sen tam bir eziksin" yazmıştı. Hepinizin de aklına gelen bir yöntem olan sosyal medya hesabını engellemenin ortadaki problemi çözeceğini düşünen Celeste bunu yapsa da Nader onu rahatsız etmek için yeni profiller açıp durmaksızın mesajlar göndermeye devam ediyordu. Kadın adama söylediği sözlerin pek bir anlam ifade etmediğini anladığında ona cevap vermeyi bırakıp yazdıklarını görmezden gelmeye karar verdi. Ne yazık ki bu fikri Nader'ın çaresizliğini arttırarak işlerin daha kötü bir noktaya gelmesine sebep olacaktı. Son olarak Celeste'ye gönderdiği uzun bir mesajda onun sıradan ve basit bir kadın olduğunu, tüm enerjisini onu kazanmak yerine dünyaya önemli birisi olduğunu kanıtlamak üzere harcayacağını ve ne olursa olsun onunla bir daha iletişime geçmeyeceğini yazdı. Nader bu konuda samimi olduğunu söyleyip bu söyledikleri üzerine yemin etse de sözünü tutmayacak biri olduğunu herkese gösterecekti. Celeste'nin erkek arkadaşı Chris, adam ile görüşüp onu rahat bırakması konusunda bir eylemde bulunabileceğini söylese de, onun bu konu yüzünden başının derde girmesini istemeyen kadın, bu problemin üstesinden kendisi gelebileceğini söyledi. Annesi bu dönemde biraz endişelenmeye başlamıştı. Nader'ın kızının evinin adresini öğrenebilecek olması ihtimali bile tüylerini diken diken ediyordu. Fakat kız annesi Egi'nin bu endişelerini bastırmış, adamın yakında sıkılacağını ve onunla ilgilenmediğini kabul ettiğinde duracağına inandığını söyleyerek annesini rahatlatmaya çalışmıştı. Fakat aradan geçen 6 kocaman ay boyunca adamın Celeste'ye mesaj atmadığı tek bir gün bile olmamıştı. Bu işin artık kontrolden çıktığını düşünen anne ve kız en yakın polis karakoluna gidip 6 aydır yaşadıkları sıkıntıları tek tek anlatmaya başladılar. Karşılarındaki yetkililerin kendilerini bu problemden kurtaracağına inanarak çıktıkları yolun ucu tam bir hayal kırıklığı ile son bulmuştu. Görüştükleri polis memuru ikiliye Nader'ın yaptığı şeylerin yasal olarak herhangi bir yaptırımı olmadığı cevabını verdi. Celeste'ye doğru bakarak onu görmezden gelmesi gibi oldukça yaratıcı bir öneride bulunduğunda kadın zaten bunu yaptığını, yine de ondan kurtulamadığını belirtti. Memur bunun üzerine, "Kusura bakmayın hanımefendi, sosyal medya böyle bir yer, rahatsız oluyorsanız kullanmayı bırakın" diyerek mantığa tamamen ters gelecek bir çıkarımda bulunmayı ihmal etmemişti. Aldığı bu aptalca cevaplar sonrası Celeste kendisini daha savunmasız ve çaresiz hissediyordu. Görevli memur karşısındaki kadına yardım etmek için o kadar isteksizdi ki adamın ismini alıp araştırma zahmetine bile girmemişti. Bu sağlıksız görüşme sonrasındaki 6 ay her şey daha da kötüye gitmişti. Nader zaman zaman Celeste'nin iş yerinin önünde ve civarında gözükmeye başlamıştı. Bazı seferlerde onunla ilgilenmiyor gibi gözükse de kadını takip etmişti. Bu takiplerden biri sonucu adam, Celeste'nin yaşadığı yeri öğrenmiş oldu. Artık evini biliyor olmasının yanında, Instagram'dan yolladığı mesajlar cinsel içerikli bir hale gelmişti. Adam hayal dünyasında yaşadığı sapkın fantazileriyle ilgili düşüncelerini açık açık Celeste'ye yazıyordu. Bu mesajlardan birinde kadının bir erkekten başka bir erkeğe geçmek isteyen bir orospu olduğunu düşündüğünü yazmıştı. Celeste ve annesi, bazıları şiddet içerikli olan bu fantazi mesajları sebebiyle oldukça endişelilerdi ve bir kez daha
karakolun yolunu tuttular. Önceki kötü deneyimin aksine bu seferki görüşmede nispeten istediklerini almışlardı. Görüştükleri görevli memur onları dinlemek konusunda oldukça istekli gözüküyordu ve Nader Seiko hakkında öğrendiği detayları not etmişti. Memur Celeste'ye hızlı bir şekilde uzaklaştırma kararı almasını tavsiye etti. Kadının işlemleri başlatması sonrası uzaklaştırma kararı tebliği Nader'ın eline ulaştırıldı. Bu karar mektubunda Celeste'nin yanına yaklaşması ve onunla temasa geçmesinin yasak olduğu yazıyordu. Eğer bu yasağı ihlal edecek herhangi bir şey yaparsa bu, tutuklanacağı anlamına geliyordu. Bu karar, anne Egi'yi kızının güvende olduğuna pek ikna etmiş gibi gözükmüyordu. Bu sebeple karakolun merdivenlerinden inerken kızına, "Bu sadece bir kağıt parçası tatlım, biz yine de tedbiri elden bırakmayalım," dedi. Emrin tebliğ edilmesinin üzerinden geçen bir aylık süre, Celeste için nispeten iyi geçmiş gibi görünüyordu. Yeni mesajlar yoktu, adam etrafta gözükmüyordu. Her şey yoluna girmiş gibi gözüken günler, Instagram üzerinden gelen uzunca bir mesajla birlikte tepe taklap olmuştu. Bu kez yalvaran tarafta Nader vardı ve Celeste'ye hayatını mahvetmeyi bırakması için dil döküyordu. Mesajda, "Lütfen mantıklı ol Celeste. Sesimde bir çaresizlik var. Çünkü korkuyorum. Hayatımın hızla rayından çıkıp yoldan sapmasından korkuyorum. Uğruna çalıştığım, geliştirdiğim her şey bir anda yok olup gidecek gibi görünüyor. Ama bunu durdurmak ve her şeyi kurtarmak için halen zaman var. Bunu sadece sen durdurabilirsin. Lütfen kararı geri çekip hakkımdaki takip ve taciz suçlamalarının son bulmasını sağla. Eğer doğru seçimi yaparsan, ikimiz de hayatlarımıza devam edip huzuru bulabiliriz," yazıyordu. Kadın bu mesaj sonrası Nader'ın emri ihlal ettiğini polis ekiplerine kanıtlarıyla birlikte sundu ve bunun sonucunda Nader gözaltına alınıp tutuklandı. Anne ve kız bunu öğrendiklerinde oldukça rahatlamışlar ve her şeyin sona erdiğini düşünmeye başlamışlardı. Adam yaptıklarının cezasını çekecek, içerideyken sahip olduğu boş zamanlarda yaptıkları üzerine düşünüp ders çıkaracak diye tahmin ediyorlardı. Takipçisinin parmaklıklar ardında, gözetim altında olduğunu bilen Celeste hayattan keyif almaya başlamıştı. Korkusuz ve kaygısızdı. Neredeyse bir yılın ardından takip edilip edilmediğini kontrol etmeden özgürce yürüyebiliyordu. Bu dönemde psikolojisi de normale dönmüş olan kadın, erkek arkadaşıyla güzel bir kasaba olan Fitzroy'daki çatı katı bir mekanda buluşmuş ve oldukça eğlendiği saatler geçirirken gelecekleri hakkında konuşmuştu. Bu ikisi için de unutulmaz bir buluşma olmuştu. Birbirlerini çok seven genç çiftin bilmedikleri şey, bu ziyaret ettikleri yerin birlikteyken gittikleri son yer olacağıydı. Luay Nader cezasını çektikten sonra serbest bırakılmış, adam dışarı çıkar çıkmaz ilk iş olarak bir silah satın almıştı. Çiftin pırıl pırıl, güneşli bir havada gittikleri ve yüzlerinden okunan mutlulukla paylaştıkları fotoğraf, pusudaki saplantılı takipçinin harekete geçmesine sebep olmuştu. Kadını ona çok yaklaşmadan ve belli etmeden takip etmeye başlamıştı. Nerede olduğunu, ne yaptığını ve kiminle olduğunu öğrenmek için sosyal medya hesaplarını takip ediyordu. Kadının mutlulukla paylaştığı her şey ondan geriye bir iz bırakıyor, adam için bu izler kadının yaptığı her şeyi belirlemesine yardımcı oluyordu. Ayrıca kızın evini de gözetlemeye başlamıştı. Pencerelerden içerideki hareketliliği izliyor, evdeki hangi odanın Celeste'ye ait olduğunu tespit etmeye çalışıyordu. 16 Kasım 2020 gecesi evde sadece Celeste ve annesi Egi vardı. Yatma vakti geldiğinde çok sevdiği kızını yatağına yatıran annesi onu öpmüş, iyi geceler dilemişti. Celeste annesine ışıkları açık bırakmasını, hazır olduğunda
kendisi kapatacağını söyledi. Bu anne ve kız arasındaki son iletişim olacaktı. Sabah saat 4'ten hemen önce elinde bir çekiç ve büyük bir mutfak bıçağı olan Nader, kızın odasının camını kırarak içeri girmiş, kız irkilerek uyandığında ne olduğunu bile anlamaya fırsat vermeden ona saldırmıştı. Camın kırıldığını ve odadaki boğuşmayı duyan annesi, büyük bir korku ve panikle Celeste'nin sesini haykırarak odasına koştu. Odaya çıplak ayak girdiğinde, cam kırıkları ayaklarını kesmiş olsa da olayın paniğiyle bunu hissetmemiş, odadaki kan lekelerini görünce Celeste'ye seslenip neler olduğunu sormuştu. Kızından hiçbir cevap alamayan kadın onu yatağından çıkarırken nefes almadığını ve hareket etmediğini fark etti. Bu esnada saldırgan Nader'ın arabasıyla kaçışı güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınmıştı. Egi kızının hayatını kurtarmak için büyük bir çaresizlik içerisinde mücadele ederken onu bırakıp gitmemesi için yalvarıyordu. Tüm çabalarına rağmen kızı çoktan hayatını kaybetmiş, kızına gözyaşları içerisinde bakarken acil müdahale ekiplerini arayıp onlardan yardım istemişti. Hızla olay yerine gelen sağlık görevlileri ve polisler, Celeste Mano'nun resmi olarak hayatını kaybettiğini ve bu evin artık bir suç mahalli olduğunu açıkladılar. Kızın yatak odasında yapılan ilk kontrolde bir bıçak tespit edildiğinde Egi, aman tanrım, kızımı öldürdü diyerek feryat etti. Memurlar kadının feryadını duymuş, ondan Nader Seiko'nun ismini almışlardı. Başka birilerine de zarar verme ihtimalini değerlendiren yetkililer, hızlı bir şekilde adamı yakalamak için alarm durumuna geçtiler. Bu esnada her şeyi planlamış olan adam doğruca bir polis karakoluna gidip onu vurmaları için yalvarmaya başlamış, yaptıklarının sorumlusunun onlar olduğunu söylemişti. Adamın bir anda değişen zeka seviyesi onun cezadan kurtulmak için izlediği bir yol olarak öne çıkıyordu. Ne kadar aklı kıt numarası yapıyor olsa da daha sonra yapılan otopside talihsiz Celeste'nin o kısacık süre içerisinde 23 kesici darbe aldığını ortaya koymuştu. Anne Egi bunu öğrendiğinde hızlıca hukuk öğrenmeye başladı. Adalet sistemi hakkında daha fazla şey okudukça öfkesi daha da arttı. Bu sistemin resmen suçluları aklayıp daha fazlasını yapmalarına izin verecek şekilde dizayn edildiğine dair bir düşünce geliştirdi. Egi'nin düşündüğü gibi mahkemeler 3 yıl sürmüş, her şeyi ince ince planlayıp harekete geçen adamın akıl sağlığının, yargılanmasına yeterli olup olmadığının tespit edilmesi etrafında dönen davalarda bir ilerleme kaydedemiyordu. Sonunda bir psikiyatrist adamın akıl hastası olmadığına dair raporu mahkemeye sundu. Bu raporla yeni başlamış sayılan mahkemeye, anne Egi, kızının küllerinin içerisinde olduğu mavi bir küreyle geldi. Duruşma esnasında anne Egi kendisini tutamayarak Nader'a bağırmış, "O öldü bak, ne olduğunu biliyorsun ve bu tamamen senin hatan," demişti. O sıralarda 39 yaşında olan Luay Seiko bakışlarını Celeste'nin küllerinden kaçırmaya çalışıyordu. Annesi duruşmalar boyunca hiçbir duygu belirtisi göstermeyen ve pişmanlığı ile ilgili tek bir kelime etmeyen adamın ömür boyu hapis cezası almasını beklerken yargıç Luay Nader Seiko'yu 30 yıl hapis cezasına mahkum etti. Bu karar sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşayan aile, adamın bu 30 yıllık cezayı tamamlamadan dışarıda olacağından son derece eminlerdi. Mahkeme önünde yaptığı konuşmada, 3 yıl önce inancımızı kaybettiğimiz sisteme güvenmek zorunda bırakıldık. O gün biricik kızım Celeste'yi hayal kırıklığına uğratan sistem, şimdi de bizi hayal kırıklığına uğratmayı başardı, dedi. Celeste Menon'un trajik ölümü, takıntılı bir saplantının nelere yol açabileceğini acı bir şekilde gözler önüne serdi.
ailesi, kızlarının adaletini ararken kanunların zayıflıklarıyla karşı karşıya kaldı. Mahkemeler boyunca duygusuzca oturan ve pişmanlık göstermeyen Luay Nader, sadece 30 yıl hapis cezası aldı ve cezasının tamamını yatsa bile 66 yaşına geldiğinde özgürlüğüne kavuşacak. Ancak Celeste'nin annesi Egi, bu cezanın yetersiz olduğunu ve kızını kaybeden bir ailenin hak ettiği adaleti sağlayamadığını düşünüyor. Her ne kadar saplantılı takipçileri durdurmak için yasalar devreye girse de hiçbir şey Celeste'yi geri getiremeyecek. Zamansızca kaybettiği ruhunun huzur bulması dileklerimle ben, Sessiz Gece. Videomuzu beğenerek bizlere büyük bir destek sağlayabilirsiniz. Yorumlarda buluşmak, başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.